Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları vardır. Ve bu hakları Türkiye sonuna kadar savunmalıdır. Ama elma ile armutu birbirine karıştırmamak lazım. Uzun vadeli çıkarlar açısından bakmak lazım. Ve de tek adamın çıkarları değil, Türkiye Cumhuriyeti halkının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin uzun vadeli çıkarları diye bakmak lazım. Sıkıştık, Aman efendim sıkıştık. Biden'la ne pazarlıklar yaptınız? Afganistan meselesini niye başımıza sarıyorsunuz? Buradan da neden bir manivale kullanıyorsunuz? Bir tek şey daha söyleyeyim ondan evet. sonra bitireyim şimdi Nasıl Avrupa Birliği'ne Suriyeli göçmenleri ikide bir hatırlıyorsun bir gece operasyonuyla sınırlara yığdık. Otobüsler dayadık Avrupa'ya gidiyorsunuz diye insanlar doluştular. Avrupa ayaklara kalktı. Nasıl göçmenleri bir manivela olarak bir tehdit olarak Avrupa'ya karşı kullanılıyorsa... Kıbrıs'ı da şimdi benim gözümün bu. bir Böyle bir rahatsız edecek bir tehdit unsuru olarak bu kabul edilemez bir şey. O, bu hem Kıbrıslı ka kardeşlerimize, e, yurttaşlarımıza e, ayıp, hem onların demokrasisine ayıp, hem onların ülkesine e, ayıp, e, evet. yurttaşlarımıza dedim, soydaşlarımıza demek istedim özür dilerim, e, hem de orada seçilmiş insanlara ayıp. Bu yakışmıyor. Hem de uluslararası arenaya yanlış mesaj. Ee, senin bu bıraktığı noktadan devam edelim. Mehmet Ali Talat bizimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi Emin Çapa'yı dinlediğinizi zannediyorum. Ee, dinledim. Bir kere ilk önce çok en basit soruyla başlayalım. Siz bu müjdeyi duyunca mesela bayram havası esti mi? Ee, külliye geliyor çok yaşasın. Sayın Denktaş'ın oturduğu ve daha önceki programda da ben bunu anlatmıştım. Siz de daha iyi biliyorsunuz. Ee, onlarca devlet başkanını, özel temsilciyi e, ağırladı, siyasetçiyi ağırladı. Ve gerçekten uluslararası diplomasi oyununu e, yani oyununu mecazi anlamda söylüyorum dengelerini çok iyi kurduğu o mütevazi yapıdan Birden bir külliye geçecek olmak sizde büyük bir heyecan yarattı mı ve bunu nasıl karşıladı? Gerek parlamento, Emin'in söylediği gibi, gerek muhalefet partileri ve sizin tepkiniz nedir? Evet aslında bir heyecan değil, yani bir mutluluk değil. Tam tersine bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Kıbrıslı Türklerin ...böyle bir beklentisi yoktu... ...yani... ...bir kere Cumhurbaşkanlığının... ...bulunduğu... ...ve... ...çok eski zamandan kalma... ...yani İngiliz döneminden kalma... ...İngiliz Vali Yardımcısının... ...konutu olan... ...yapını, yapıyı biz... ...bir şey olarak... ...gece kondu olarak görmüyorduk... ...orası o eski yılların şeyini taşıyordu, havasını taşıyordu ve o eski yılların e, birikimini e, taşıyordu. E, aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta da şu anda Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanının e, yaşadığı ve faaliyet yürüttüğü e, konut ve e, ofis e, eski İngiliz valisinin ofisiydi. O da mütevazi bir ofistir. Vali yardımcısının ofisine göre biraz daha üst düzeyde donatılmıştır falan ama yani sonuçta o da öyledir. Bu nedenle bizim bir şatafat ihtiyacı gibi bir durumumuz da söz konusu olmadığı için bana göre çok anlamlı olmayan bir müjde olmuştur. Ve aslında size bu söylediğiniz son derece de sembolik. Çünkü iki tarafta aslında İngiliz vali yerine Evet. kendi evet. vatandaşlarının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve, e, ve oradaki egemen gücünü sembolize eder şekilde valinin yerinde oturuyorlar, değil mi? Bu anlamda da sembolik Aynı. bir tarafı var. Herhalde Sayın Denktaş bunu görmeyip de beceriksiz olduğu için değil. Bir nedenden or dolayı orada oturuyordu diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. Yani orada hatta şöyle bir şey var. Sizin bilmediğiniz yani bugüne kadar ifade edilmeyen gerçi Kıbrıslıların bildiği bir şey. Şimdi o ofisin yani Cumhurbaşkanlığı ofisinin artık bugünün koşullarında yetersiz olabilme iddiası doğru olabilir o zaman biz yine o ofisi temel alarak ve karşı tarafta üçgen şekilde yer alan bir e, araziyi ve binalar bütününü istimlak ederek ki bunun istimlakı da yapılmıştır oradaki cumhurbaşkanlığı konutunu genişletmek e, gibi bir projeyi onayladık yarışma açıldı ve bu yarışmayı da bir mimarlık bürosu kazandı. Dolayısıyla orada yapılacak olan genişletme onaylandı ve bizim şehirciliğimizden planlama ofisimizden de kabul gördü. Onun yapılması gerekirken yani ofisin Cumhurbaşkanlığı ofisinin genişletilmesi gerekirken bunun tersi bir hareketle bunu Rum arazisi üzerinde yapılacak yeni bir tesis ve böylece de büyük ihtimalle emin olamıyoruz o günü denemeden göremeyiz ama büyük ihtimalle Rum arazisi olduğu için Rum devletinin ortaya koyacağı tepki nedeniyle yabancıların uğramayacağı, yabancıların ziyaret etmeyeceği bir bina oluşturmak, bir çalışma ofisi oluşturmak son derece riskli bir yaklaşım olur. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ve Kıbrıs Türk halkı da bu müjdeyi zaten çok ciddi şekilde bir müjde olarak algılamadı. Doğruyu evet. söylemek gerekiyorsa. Çünkü beklenti bu değildi. Evet. Emin Çapan'ın size sorusu olacak ama zaten ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum mimarı tabii öyle projeyle ve ihale ile Pardon, proje ihalesiyle belirlerseniz olmaz. Orada hata yapmışsınız. Oysa e, başka yerlere sormanız gerekiyordu. Öyle ihale falan açmak <laughs> nasıl yani? Ya Hatalı işler bunlar olmuş Sayın Talat. Evet. Emin Çapan'ın size bir sorusu var. Buyurun. Ee, beklenti başka bir şeydi dediniz. Ben sorumdan önce onu bir e, açar mısınız bize? Beklenti başka bir şeydi. Evet. Bunu müjde olarak görmedi halk dediniz. Neydi beklenti? Şimdi bakın benim açımdan müjde olarak nitelenmeyecek ama beklenti olarak ifade edebileceğim şey hani işte Azeri dışişleri ekibi de Cumhur Meclis toplantısına katıldı ve orada izleyici Sayın Erdoğan'ın bulunduğu yerdeki izleyici e, ekibinde yer aldı. E, dolayısıyla Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma e, ilanının yapılacağı veya e, bunun dışında başka bir ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni taşı, tanıdığı gibi bir beklenti kamuoyunda vardı. Bu benim için... Çok önemli bir olay değildi aslında çünkü biliyorsunuz e, tanınma e, uluslararası alanda tanınma e, çok sayıda ülkenin sizi uluslararası bir aktör olarak tanıması ve e, sizinle uluslararası ilişki kurma isteğini ortaya koyması anlamına gelir. Bu da bir tek örneğin Azerbaycan'la ya da bir tek e, bir Afrika ülkesiyle ya da bir tek bir başka ülkeyle hatta iki ülkeyle e, tanınmanın bir anlam ifade etmeyeceğini bildiğim için bu benim için bir müjde olmayabilirdi ama halkın beklentisi buydu. Ama birdenbire e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yani bizim Cumhurbaşkanı'na bir külliye hediye edileceği ya da işte e, bir meclise yeni bir bina yapılacağı gibi son derece bana göre e, anlamlı olmayan e, ya, e, ifadelerin e, Kıbrıs Türk'ünü heyecanlandırması e, tabii bir ki beklenemezdi ve nitekim de böyle bir heyecanlandırma olmadı yani sonuç itibariyle. Peki, e, bir devlet olma e, basfı'nın gereği olarak tanımladı e, Sayın Erdoğan e, bunu hani birileri görsünler KKTC'nin varlığını diye yeni bir diyelim ki muhteşem bir